Günaydın Ankara, günaydın Türkiye. Görmüş olduğunuz üzere Atatürk Bulvarı üzerindeki saatte 8'i gösterirken Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Yeni günün notlarını paylaşacağız Çalar Saat'te. Siyaset ve ekonomi ağırlıklı bir Çalar Saat bizleri bekliyor ve bugünkü başlığımız Jack Jack icraat. Gözler kabine toplantısı ve sonrasında yapılacak olan açıklamadaydı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir yandan da Ankara'yı böyle gösterirken sizlere siyasetin gündeminde, ekonominin gündeminde ne var ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı acaba kart borçları, kredi kartı borçları ile ilgili bir açıklama yapacak mı diye bir beklenti vardı. Buna dair notlarımız var, aktarmak isteriz sizlere. Aynı zamanda fındık fiyatları üzerinden bir tartışma, muhalefet açıklanan fındık fiyatlarını eleştiriyordu. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçtiğinde eleştirilere en çok da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve sizin sırtınızda yumurta küfesi yok. Siz Jack'lerle, Jack'larla, tahminlerle konuşursunuz. Biz icraatlarımızla konuşuruz dedi. Şimdi icraatlara bakacağız. Siyasetin vaat ettiklerine bakacağız. Gerçekleşen vaatler, gerçekleşmeyen vaatler. Jack Jack icraat başlığı altında da sizlerle konuşmak istiyoruz. Peki dünkü kabine toplantısından ne çıktı? İsterseniz hızlı bir şekilde gazetelerimize de bir geçiş yapmış olalım. Yeni günün notlarını aktarırken 2 Ağustos 2022 Salı günün notlarını aktarırken. Bir Hürriyet gazetesi diyelim ve sonrasında da günün sıcak haberlerinden birisine geçmiş olalım. Konut meselesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Jack Jack icraat derken kim daha fazla siyasette gelecek zaman eklerini, gelecek zaman kiplerini konuşuyor? Kim siyasette vaatlerini ne kadar yerine getiriyor? Ya da kim neyi vaat ediyor? Bunları konuşmak istiyoruz. Kira bedeline ev hamlesi manşeti Hürriyet gazetesinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı Bakanlar Kurulu'ndan sonra ve ayrıntıların gelecek ay açıklanacağını da söyledi. Haberimiz hazır. Hızlı bir şekilde bu hani Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, TOKİ'nin dahil olduğu bu proje ve bu ödemelerle ilgili bir fikrimiz yok, bilgimiz yok. Gelecek ay açıklanacak ama neyi içeriyor? Kimler ön planda bu evlere kavuşabilecek? Bir haberimizi aktaralım, ilerleyelim. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir detayları merak edilen konut projesiyle ilgili konuştu. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi dediği projenin başlıklarını paylaştı. Konut fiyatları ve kirada görülmemiş artışa şahit olan vatandaş bu tablo karşısında nasıl kira öder gibi ev sahibi olunur merak ediyor. Erdoğan hazırlıklar tamamlanmak üzere dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gıdada, enerjide, konutta yaşanan rekor artışlar vatandaşın belini bükerken gözler kabine toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı, projeyle amacımız inşaat sektörünü canlandırmak, kira artışlarını da düşürmek dedi. Amacımız salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Türkiye genelinde başlatılacak konut projesi için ayrılan özel kontenjanı da paylaştı Erdoğan. Bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacak. Konut kampanyasının tüm detayları bir ay sonra açıklanacak. Öte yandan kira artışları, ev sahiplerinin %25 sınırını görmeden getirdiği zamlar kirada oturanları zor durumda bırakıyor. Öğrenci şehri Eskişehir'de de sorun derinleşiyor. İlk kira sözleşmemde 950 yazıyor ancak yaklaşık 4-5 gün önce ev sahibim %100 zam yapmak istedi. Evden çıkarmak için böyle bir yola başvurdu çünkü aynı binadaki fiyatlar yaklaşık 3000-4000 liradan başlıyor. 800 liraya kira kalıyorduk. Sonraki yıl 1100 lira oldu. 1500 oldu. Şu anda 2500 lira veriyoruz. Mecburiyetten kaldık çünkü çevremizdeki fiyatlar da daha yüksekti.
Kira artış sınırlaması %25 ancak denetimsizlik, ev sahiplerinin getirdiği keyfi zam, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de olduğu gibi Eskişehir'de de en çok öğrencilerin, dar gelirlinin belini büküyor. Biz kanun teklifini söyledik %25 arttırabileceğini ama bunu dinlemedi. Ya çıkın ya kalmaya devam edin tarzında konuştu. Biz de mecburiyetten kalmaya devam ettik. Ev sahibi çevredeki evlerin fiyatlarını öğrendikten sonra da tekrardan zam yaptı. Bu konuda emlakçıların da payı çok büyük. Emlakçılar sürekli arayıp senin evin şu kadar eder, senin evin bu kadar eder tarzında konuşuyor.